Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu indirekte Fragen, Obsätze. Arkadaşlar bunun Türkçe'de birebir karşılığı yok ancak şöyle çevirebilirim. Endirekt soru kalıplarında ob bağlacını göreceğiz arkadaşlar. Demek ki ob diyelim ki yapıp yapmadığını, edip etmediğini gibi bir anlam çıkıyor. Cümleleri zaten incelediğimizde bu daha da iyi oturacaktır arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Spielst du Klavier? Klavier arkadaşlar piyano demek. Piyano çalıyor musun? Spielst du Klavier? Ich würde gern wissen, bilmek isterdim demek arkadaşlar. Würde wissen, bunu bir kalıp şeklinde görmemiz lazım arkadaşlar. Bilmek isterdim anlamına gelen bir kalıp bu demek ki. Ich würde gern wissen. Şimdi bilmek isterdim, piyano çalıp çalmadığını diye soracak olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Bu yapıyı aynen buraya getireceğim ve diyeceğim ki Ich würde gern wissen, bilmek isterdim, ob du Klavier spielst. Bakın arkadaşlar burada ne olmuş? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesini ben ne yapmışım? Ob'dan hemen sonra pronom du gelmiş. Ob du Klavier spielst ve ne yapıyorum arkadaşlar? Fiili ne yapıyorum? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna atmış oluyorum ve diyorum ki piyano çalıp çalmadığını bilmek isterdim. Ich würde gern wissen, ob du Klavier spielst. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar Kannst du Auto fahren? Evet. Kannst du Auto fahren? Das Auto neydi arkadaşlar? Araba. Fahren de sürmek demek. Araba sürebiliyor musun, kullanabiliyor musun anlamında. Kannst du Auto fahren? Darf ich fragen? Sorabilir miyim? Evet, şimdi diyeceğim ki sorabilir miyim araba kullanıp kullanamadığını? Yani evet, bu anlama gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Darf ich fragen'i başa getireceğim ve diyeceğim ki Darf ich fragen? Ob du Auto fahren kannst? Evet, sorabilir miyim araba sürmeyi bilip bilmediğini diye sorduğumda demek ki Darf ich fragen, ob du Auto fahren kannst? Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Evet, bakın burada perfekt zaman var arkadaşlar. Geçmiş zamanda ne yapıyorduk? Gemacht değil mi? Machen. Hat gemacht şeklinde karşımıza çıkıyor. Du'ya göre yorumladığımda ne olacak bu? Du hast gemacht, öyle değil mi? Buraya baktığımızda schon einmal hiçbir keresinde anlamına gelen schon einmal. Einmal bir kere demek arkadaşlar. Schon'da neydi? Pekiştireç görevi görüyordu. Schon einmal'da bu cümle içerisinde hiçbir keresinde gibi bir anlam çıkıyor. Eine Diät zaten Türkçeden de anlaşılacağı üzere diyet, diyet anlamına gelmiş oluyor. Hiç şimdiye kadar diyet yaptın mı derken demek ki ne diyecekmişiz? Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Ich möchte wissen, wissen bilmek, möchten istemek, bilmek istiyorum. Şu ana kadar diyet yapıp yapmadığını diye soracak olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Ich möchte wissen, virgülümü getiriyorum. Ob du schon einmal Diät gemacht hast diyebileceğim gibi buraya eine Diät de diyebilirim arkadaşlar. Yani bunsuz da kullanabilirdim. Diät gemacht hast ya da eine Diät gemacht hast diyebilirim. Bu cümleyi tekrar bir toparlayalım. Ich möchte wissen, bilmek istiyorum. Ob du schon einmal eine Diät gemacht hast demiş oluyorum. Yani bilmek istiyorum şu ana kadar bir diyet yapıp yapmadığını. Bu cümleleri de şimdi arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Spielst du Klavier? Spielst du Klavier? Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen, ob du Klavier spielst. Ich würde gern wissen, ob du Klavier spielst. Kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Darf ich fragen? Darf ich fragen? Darf ich fragen, ob du Auto fahren kannst? Darf ich fragen, ob du Auto fahren kannst? Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Hast du schon einmal eine Diät gemacht? Ich möchte wissen. Ich möchte wissen. Ich möchte wissen, ob du schon einmal eine Diät gemacht hast. Ich möchte wissen, ob du schon einmal eine Diät gemacht hast. Dönce örneğe bakacak olursak arkadaşlar, ist der Platz noch frei? Evet, der Platz arkadaşlar yer demek arkadaşlar. Noch, daha, frei. Yani bu güzel Türkçemizde bu yer boş mu anlamına geliyor arkadaşlar. Diyelim ki bir restoranda oturuyoruz ve diyoruz ki burası boş mu? Demek ki ne diyeceğiz o zaman o durumda? Ist der Platz noch frei? Wissen Sie, biliyor musunuz? Bakın burada nezaket formundan dolayı ne yapmışız? Wissen Sie, biliyor musunuz? Şimdi ne diyeceğiz biz? Biliyor musunuz acaba bu yerin boş olup olmadığını? Ne yapacağız? Bu durumda ob'u kullanacağız. Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Demek ki bu yerin boş olup olmadığını biliyor musunuz derken ne diyecekmişiz demek ki? Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Beşinci örneğe bakalım arkadaşlar. Können Sie mir helfen? Bakalım können neydi arkadaşlar? Yapabilmek anlamında kullanılan modal fiil. Sie nezaket formu, mir bana, helfen de yardım etmek demekti arkadaşlar. Können Sie mir helfen? Bana yardımcı olabilir misiniz? Buraya baktığımızda darf ich fragen? Evet, dürfen modal fiilini görüyoruz. Fragen soru sormak. Dürfen neydi arkadaşlar? Bir otorite için kullanılırdı ya da yapabilir misiniz, edebilir misiniz gibi nezaket formlarında kullanılabiliyordu. Darf ich fragen? Sorabilir miyim? Şimdi tabi bu Türkçe'de tam olarak denk düşmese de arkadaşlar sorabilir miyim acaba sizin bana yardım edebileceğinizi demeyiz. Rica etsem bana yardım edebilir misiniz deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da bu güzel Türkçemizden daha farklı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ob ile bir araya getireceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Darf ich fragen? Virgülümü getiriyorum. Ob Sie mir helfen können demiş oluyorum. Yani sorabilir miyim demeyiz de ne deriz güzel Türkçemizde? Rica etsem bana yardım edebilir misiniz derim. Öyle değil mi? Dolayısıyla darf ich fragen, ob Sie mir helfen können. Altıya baktığımızda arkadaşlar, hast du schon die Eintrittskarte gekauft? Anlamlandıralım arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? Perfekt zamanı görüyoruz arkadaşlar. Hast gekauft. Kaufen neydi arkadaşlar? Satın almak demekti. Bakın hat gekauft. Kaufen demek ki perfektlikte hat gekaufta dönüşmüş oluyor. Die Eintrittskarte. Die Eintrittskarte arkadaşlar giriş bileti ya da bilet diyebiliriz buna arkadaşlar. Die Eintrittskarte'dan ne kastediliyor olabilir? Sinema bileti olabilir, konser bileti olabilir gibi bu gibi biletlere demek ki die Eintrittskarte denilebiliyor. Schon çoktan anlamında burada pekiştireç görevi gören bir durumda arkadaşlar. Bileti çoktan aldın mı gibi bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bileti aldın mı diyecek olursak hast du schon die Eintrittskarte gekauft sorusunu soruyoruz Almanca'da. Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen. Bilmek isterdim. Wissen demek ki bilmek. Würde arkadaşlar bunu tabii bir kalıp olarak gördüğümüzde bilmek isterdim anlamına gelen ich würde gern wissen cümlesini görüyoruz. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ob'la bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Bilmek isterdim ile başlayacağım. Dolayısıyla ich würde gern wissen ob du schon die Eintrittskarte gekauft hast. Ne oluyor demek ki arkadaşlar ob cümlelerinde? Eylemim sona gidiyor. Ancak burada perfekt durum söz konusu olduğu için gekauft hast şeklinde sonlanmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ich würde gern wissen ob du schon die Eintrittskarte gekauft hast. Bilmek istiyorum bileti alıp almadığını demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Ist der Platz noch frei? Ist der Platz noch frei? Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Darf ich fragen? Darf ich fragen? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können? Hast du schon die Eintrittskarte gekauft? Hast du schon die Eintrittskarte gekauft? Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen, ob du schon die Eintrittskarte gekauft hast. Ich würde gern wissen, ob du schon die Eintrittskarte gekauft hast. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde indirekte Fragen Absätze konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.